Hacivat ve Karagöz. Karagöz'ün şiiri. Hey Karagöz'üm, nereye? Ne var Hacı Cavcav? Bir şey mi dedin? Bu ne dalgınlık böyle? Kızdırma beni. Kimseye dargınlık yapmıyorum. Dargınlık yapıyorsun demedim. Ya ne yapıyorsun dedin bakalım? Dalgınsın yani düşüncelisin dedim. Hayat bazen turşu gibidir. Bunları bana mı söylüyorsun, kendi kendine mi? Bazen baklava, bazen de ballı börek gibidir. Aklından zorun mu var? Hakkının sorunu yok ama Abdullah biraz dertli gibiydi. Karagözüm, sen iyi misin? İyiyim, çok şükür, sen nasılsın? Keyfini sormuyorum efendim. Ne soruyorsun o halde? Aklın başında mı onu soruyorum. Benimle dalga mı geçiyorsun? Aklım sırtımda değil ya, aklım başımda. Neden böyle saçma şeyler söylüyorsun o zaman? Saçma şeyler söylemiyorum, ne yaptığımı anlamadın mı? Anlasam sorar mıyım Karagöz'üm? Sen de pek anlayışsız birisin Hacı Cavcav. Ne olacak, şiir yazıyorum. Ha 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 ha. Demek şiir yazıyorsun. Evet, şiir yazıyorum. Beğenemedin mi? Şiir yazdığına inanamadım. Sıkma canımı. Sen yazamıyorsun diye kıskandın. Kıskanmadım Karagöz'üm. Sen şiir yazınca ben gururlanırım. Homurdanırsan homurdan, bana ne? Homurdanmıyorum, sadece biraz şaşırdım. Niye şaşırdın, okuma yazma bilmiyorum diye mi? Yok, ondan değil, okuma yazma bilmediği halde güzel şiirler söyleyen halk şairlerimiz var. O halde niye bana şaşırıyorsun? Sen şiirle uğraşmazdın da ondan. Şimdi uğraşıyorum işte. Nereden çıktı bu şiir yazma isteği? Televizyondan çıktı, en güzel şiiri yazana çok para vereceklermiş. Şimdi anladım Karagöz'üm. Demek ki sen öteki şairlerle yarışacaksın. Hay hay, önceki şairlere karışacağım. Hayır efendim, diyorum ki şiir yarışmasına katılacaksın. Ben ne diyorum Hacı Cavcav 2 saattir? Peki derece alanlara ödül olarak ne veriyorlar? Her gece kalanlara kuru fasulye pilav veriyorlar. En güzel şiirini yazanlar için ne kadar ödül koymuşlar diyorum. 3 bülbül koymuşlar, 2'si uçmuş, 1 tane kalmış. Sen şiir yazayım diye aklını yitirdin galiba. Akıl bir yumurta kafamın içinde, kafam bir karpuz boynumun üstünde. Bu nasıl şiir böyle? Sen anlamazsın, bu modern şiir bana oğlum öğretti.